Lieutenant Theodore Cole, 2nd Squadron. Just here to get you back to where you belong. It's like destiny. The Rift pulled you to where you belong. What is that? You took candy from a crazy man? He's not a crazy man. İlk sahnede Mary Ann ve üvey oğlu Elijah, Ohio ormanlarından geçerek Mary Ann'in ölen kocasının kız kardeşine gitmektedirler. Mary Ann sohbet etmeye çalışırken Elijah telefonda oyun oynar. Mary Ann yakındaki hayvanat bahçesinden bahseder. Ancak Elijah yakın zamanda kaybettiği babası olmadan oraya gidemeyeceğini söyler. GPS'in bozuk olması nedeniyle Mary Ann sapağı kaçırır ve bir harita ister. Bu sırada Elijah kadının çantasında kendi adının yazılı olduğu bir mektup olduğunu fark eder. Mary Ann hemen mektubu üvey oğlundan alır. Konuyu kapatır ve aniden geri dönmeye karar verir. Otoyoldan geri giderken arabanın ön camı aniden paramparça olur. Mary Ann durur ve 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş uçağının yakındaki bir yere düştüğünü görür. Elijah arabadan inip olay yerine koşar. Mary Ann 911'i ararken Elijah kokpitte birinin olduğunu fark eder. Mary Ann aşağı iner ve kanopiyi açar. Jet yanmaya başladığında Theodore Cole dışarı çıkar. Ancak kontrol panelindeki fotoğrafı almadan uzaklaşmayı reddeder. Elijah, Mary Ann'in yanına koşar ve yanan enkazdan kurtulduktan sonra Theodore, Mary Ann'e yardımları için teşekkür eder. Kendisini 2. filonun bir üyesi olarak tanıtır. İngiliz mi yoksa Hollandalı mı olduklarını ve Burma'da ne yaptıklarını merak eder. Elijah ona Ohio'da olduklarını söyler. Ted ise kısa süre önce tepenin üzerinde çatışmada olduğunu iddia eder. Yakındaki Dayton'a ait bir su kulesini fark edip orada büyüdüğünü hatırlar. Bu sırada gökyüzünde bir fırtına oluşmaya başlar. Teddy Brantford'daki yerel bir hastaneye naklederken, Sheriff Parker, Mary Ann ve Elijah'ın anlattıklarını dinler. Rangoon yakınlarında vurulduğunu söylediği için Elijah, pilotun 2. Dünya Savaşı gazisi olabileceğini düşünür. Sheriff, Ted'in beyin hasarı nedeniyle halüsinasyon gördüğünü öne sürer. Elijah, Ted'in hastane odasına bakar ve üvey annesinden otomat için para ister. Odaya girip adamın künyesine baktığı sırada Ted çocuğun bileğini yakalar ve korkuyla ona nerede olduğunu sorar. Elijah ise onun kötü biri olup olmadığını sorar. Ted gerçek bir asker olduğunu doğrular. Ancak kafası karışıktır. 1941 senesinin Noel arefesinde olduklarını iddia eder. Elijah ona Eylül ayında olduklarını söyler. Ted, Elijah'dan yardım ister ve ceketinin cebindeki Whiz çikolatasını ona ikram eder. Elijah bu çikolatayı hiç duymadığını ve yabancılardan yiyecek kabul etmemesi gerektiğini söyler. Bir memur Elijah'ın odada olduğunu fark edip kapıya vurunca, Ted, Elijah'a arkadaşı Sheriff Simons'ı bulmasını söyler. Elijah bunu yapacağına söz verir. Polis içeri dalar. Ted'i yatağına yatırır ve ona bir sakinleştirici uygular. Eve giderken Elijah, üvey annesi Mary Ann'e Ted'in söylediklerini anlatır. Mary Ann, Ted'in deli olduğunu söyler ama Elijah, onun doğruyu söylüyor olabileceğini düşünmektedir. Mary Ann, Whiz çikolatasının 30 yıl önce üretimden kalktığını söyler ve Simons'la görüşmek için Brantford'a geri döner. Bu sırada hükümet ve askeri araçlardan oluşan bir konvoy arkalarındaki dereye gelir. Baş ajan Bill Kaminski, kimsenin Ted'le konuşmaması gerektiğini ve onu geçmişe götürmek için 7 saatleri olduğunu söyler. Olay yerindeki memurlara ve itfaiyecilere güzergahın ikinci bir emre kadar kapalı olduğunu ve olay bölgesinin çevresindeki 16 kilometreyi kapatmalarını söyler. Bölgeyi tarama ekipmanlarıyla incelerken yardımcısı Nina Bowman bunu binlerce kez yaptığını ve ekipmanın ona yeni bir şey söylemeyeceğini belirtir. Kaminski ona Ted'i getirmesini emreder. Mary Ann ve Elijah Bradford polis karakoluna gelir ve Simons'ı sorarlar. Sheriff McCarthy Simons'ın orada olmadığını söyler. Elijah bir vitrindeki imzalı Johnny Bench beyzbol topunu düşürür ve 1938 tarihli bir fotoğraf bulur. Mary Ann çocuğu alıp karakoldan çıkarır. Elijah'ın aldığı fotoğrafta Ted vardır ama Mary Ann onun Ted olamayacağını söyler. Hastanede uyanan Ted pencereden askerlerin geldiğini görür. Hasta bakıcı ona yine sakinleştirici vermeye gelir ama Ted onu bayıltıp üniformasını çalar ve dışarı çıkar. Bowman geldiğinde yatakta baygın hasta bakıcıyı bulur. Hükümet uzmanları düşen savaş uçağını dereden çıkarma çalışmalarını sürdürürken suyun içindeki parçaları aramaya devam ederler. Kaza bölgesinde yer sarsıntıları hissedilmektedir. Teknisyen Milberg, Kaminski'ye bir anormallik keşfettiğini bildirir. Milberg, bölgenin aslında bir kapı olduğunu düşündüğünü ve her şeyi geri geçirmeleri gerektiğini söyler ancak Kaminski ona sadece uçağı tamir etmesi talimatını verir. Mary Ann bir benzin istasyonuna girdiğinde Elijah ilginç bir iddiada bulunur. Fotoğraftaki adamın Ted'in dedesi değil kendisi olduğunu ve Ted'in zamanda yolculuk yaptığını söyler.
çocuk tıpkı kader gibi zaman yolculuğunun da insanlara ait oldukları yere çektiğini savunur. Elijah, üvey annesinin çantasındaki mektubu okurken Mary Ann aşırı ısınan motora bakar. Jeep'ten inen Elijah, yine okulunun halasının yaşadığı Burlington yakınlarında olduğunu söyler. San Diego'ya birlikte taşınacaklarını sanarken Mary Ann'in aslında tek başına gidip onu terk etmeyi planladığını anlar. Mary Ann, kocasına Elijah için her zaman en iyisini yapacağına söz verdiğini belirtir. Elijah ona yük olduğunu düşünür. Üvey annesi durumun kendisiyle ilgili olmadığını açıklar. Mary Ann, Elijah'a her şeyin yoluna gireceğini ve teyzesinin ona iyi bakacağı konusunda güvence verir. Onlar yola çıkmaya hazırlanırken Ted gelip motosikletiyle Jeep'e çarpar. Elijah bunun kader olduğuna inanır ve Ted'e fotoğraftaki kişinin kendisi olup olmadığını sorar. Ted bunu doğrular ve Simons'ı işaret eder. Elijah, üvey annesine Ted'in onların yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Mary Ann pes eder ve Ted'e nereye gittiğini sorar. Ted, karısı Paulina'yı görmek için eve gittiğini açıklar. Uzaktan polis sirenleri duyulmaya başlar ve Mary Ann, Ted'e onlarla birlikte Jeep'e binmesini teklif eder. Mary Ann, Ted'in yönlendirmesiyle arabayı onun eski evine sürer. Ted içeri girip Paulina'ya seslenir. Bir hemşire onları karşılar ve nasıl yardımcı olabileceğini sorar. Elijah, Ted'in Paulina'nın arkadaşı olduğunu söyleyince hemşire ona selam vermeye geldiğini sanır. Paulina çömlek kursundadır ve birkaç dakikaya dönecektir. Ted, duvardaki fotoğraflara bakar. Bunlar Paulina'nın ikinci kocası ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş düğün fotoğraflarıdır. Mary Ann, internette Ted'in ölüm ilanını ararken Ted dışarı çıkıp beklemeye başlar. Hikayeye göre Ted, yarıktan geçtiği gün kaza yapmış ve yakalanmaktan kaçarken vurularak ölmüştür. Bu sırada televizyondaki bir haber bülteni Elijah'ın kaçırıldığını duyurur. Bunu fark eden hemşire hemen polise haber vermeye gider. Ted, arka kapıdan çıkacakken askerleri görür. Kaminski hoparlörden Ted'i çağırır. Ted elleri havada dışarı çıkar. Kaminski ve Bowman ona yaklaşarak sadece Ted'i ait olduğu yere geri götürmeye çalıştıklarını söyler. Yer sallanmaya başlar ve Bowman bunun Ted'in varlığından kaynaklanan sismik bir rahatsızlık olduğunu iddia eder. Kaminski Ted'in geleceğe gittiğini ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtir. Elijah aniden dışarı fırlar ve Ted'e Burma'da öleceğini söyleyerek onu Jeep'e kaçırır. Ted kapıları kilitlerken diğerleri koşarak gelir ve Mary Ann bağırıp Elijah'a inmesini söyler. Ted komşuların arka bahçelerinden geçerek kaçar. Askerler peşine düşer. Ted ise bildiği eski bir kaçakçı yoluna girer. Takip edilirken bir lastikleri patlar. Ted yakındaki bir nehrin kıyısında bir şey gördükten sonra eski bir eve doğru koşar. Ted, Elijah'ı bu eve götürür ve buranın Paulina ile en son dans ettikleri yer olduğunu anlatır. Ted, Elijah'a batıl inançlar yüzünden hiç veda edemediğini itiraf eder ve ölüm ilanını sorar. Elijah, Ted'in esaretten kaçarken kaza yapıp öldüğünü anlatır. Ted, buraya ait olmadığını ve geri dönmesi gerektiğini, Elijah'ın ise Mary Ann'e ait olduğunu söyler. Çocuk, üvey annesinin onu halasının yanına göndermek istediğini, kendisinin de tıpkı Ted gibi gidebilecek bir yeri olmadığını söyler. Elijah, yollarına devam etmeleri gerektiğine inanır. Ancak Ted, bunun ne anlamı olduğunu sorar. Çünkü Paulina hayatına devam etmiş ve tüm hayatını başka biriyle geçirmiştir. Belki de ölmesi gerekiyordur ancak Elijah ölmesine karşı çıkar. Ted, yaşamasının çocuk için neden bu kadar önemli olduğunu merak eder. Elijah, Ted'e babasının bir resmini göstererek bir yıl önce Afgan Savaşı'nda öldüğünü açıklar. Pilot özür diler ama dünyada kendisine yer yoktur. İki kaçak nehre bakan bir bankta oturur. Elijah, Ted'in Paulina'yı geri kazanabileceğini söyler. Ted ona inanmaz ama Elijah, düşman kuvvetlerinden korunmak için çelik yelek giyerek geri dönmesini önerir. Çocuk, yarın Ted için ikinci bir şans olduğuna inanmaktadır. Kaminski ve ekibi o gece Mary Ann'i bir hangara götürür. Teknisyenler orada düşen savaş uçağını yeniden monte etmektedir. Kaminski, Mary Ann'e Elijah'ı bulabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyler. Mary Ann, Kaminski'nin Ted'i ölüme göndermek istediğini düşünerek onlara yardım etmeyi reddeder. Kaminski, durumun sandığından daha tehlikeli olduğunu belirtir. Ancak Mary Ann ikna olmaz. Elijah ve Ted geri döner. Ted, Paulina'nın hayatına devam ettiğini gördüğü için ölmek istediğini söyler. Elijah, hayatına devam ettiğini nereden bildiğini sorunca Ted, Paulina ile ilk buluşmalarında bir popcorn kutusunda buldukları şans tılsımından bahseder. Paulina bu tılsımı evlerine aldıklarında şöminenin üzerine koymuştur. O tılsım artık yerinde değildir. Bu yüzden Ted, Paulina'nın onu unutmak istediğini düşünmektedir. Kaminski, Mary Ann'e uçağın orijinal haline getirildiğini ve Ted'le birlikte geri gönderileceğini anlatır. Ajanlar Mary Ann'e deprem bölgelerini gösterir ve bunların yarıklardan kaynaklandığını açıklar. Yarıkların birçok küresel felakete neden olacağını, ancak içinden geçen her şeyi geri gönderirlerse hiçbir şey olmayacağını söyler.
İkna olan Mary Ann, telefonunun Elijah'da olduğunu söyler. Elijah, Ted'i kasabadaki ordu fazlası ürünlerin satıldığı dükkana götürür. Ted, kilidi açamaz çünkü kilit çeliktendir. Bowman, Mary Ann ve askerleri kasabaya geri götürür. Mary Ann, Bowman'a kaç kez başarısız olduklarını sorar. Kaminski, küçük bir ayrıntıyı kaçırdıklarını düşünüyordur ancak Bowman, yarığın kendine göre bir amacı olduğuna inanmaktadır. Yarık her seferinde tam 11 saat açık kalıyordur ve Bowman bu sürede bir şeyler olması gerektiğine inanıyordur. Ne var ki Ted'in ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri yoktur. Ted ve Elijah yaklaşan sirenleri duyunca yakınlardaki bir demir yoluna kaçar. Bir helikopter onları fark eder. Mary Ann, Kaminski'den Ted'le konuşmak için izin ister ve kabul edilir. Ted, silahla ve korumayla geri dönmeyi önerir. Ancak Mary Ann, bunun işe yaramayacağını ve yarığın daha önce de açıldığını söyler. Ted, geldiği şekilde geri dönmezse 16 kilometre çapındaki her şey yok olacaktır. Elijah şüphelidir ve Ted'e yalan söylediklerini düşünür. Ancak Mary Ann, üvey oğlunu alır ve Ted'in bunu yapması gerektiğini söyler. Ted, kaderini kabul eder ama Mary Ann, yarığın onu buraya bir amaç uğruna gönderdiğini iddia eder. Ted, bu konuda düşünür ve ne yapması gerektiğini bildiğini söyler. Pauline'in evine giderler. Kaminski, Ted'e 5 dakika süre verir. Ted, içeri girer ve Pauline'i mutfak masasında çalışırken bulur. Tereddütle yaklaşıp ona selam verir. Pauline de ona bakıp gülümser. Ted, veda etmeden gittiği için özür diler. Pauline'in hayatına devam ettiğini ve onu unuttuğunu, yine de kendisinin onu hala sevdiğini söyler. Ayrılma vaktinin geldiğini söyleyince Pauline boynundaki zincirde taşıdığı tılsımı gösterir. Ted Pauline'i son kez dansa kaldırır ve Pauline kabul eder. Kaminski odaya girerken Ted Pauline'e veda eder. Mary Ann ve Elijah, Ted savaş uçağına doğru giderken onu beklemektedir. Ted çocuğa sarılıp ona yüreklendirici şeyler söyler ve sonra Mary Ann'le yalnız kalmak ister. Ted, Kaliforniya'dan ve Elijah'ın yalnızlığından, kadının çocuğu Indiana'ya bırakacağını duyduğundan bahseder. Mary Ann, Elijah'a baktığında sadece ölmüş kocasını görmektedir. Ted, yarığın onu buraya göndermesinin bir sebebinin de Mary Ann ve Elijah olduğuna inanmaktadır. Kendisi de çocuğun babası gibi savaşta ölen bir pilottur. Mary Ann'in kocasının ona bir şey anlatmaya çalıştığını söyler. Bunun üzerine Mary Ann, Elijah'ın yanında gider. Kaminski, Ted'e iyi şanslar diler. Ted bir şey unuttuğunu fark eder ve Elijah'tan çikolatayı ister. Elijah onu yediğini itiraf eder ve boş ambalajı uzatır. Ted, meselenin aynı şekilde dönmek değil, yarığın onlardan istediği şeyi yapmakla ilgili olduğunu söyler. Planlarının işe yarayacağını iddia eder ve savaş uçağına biner. Pauline'in fotoğrafına bakarak yarığa doğru uçar. Yarık arkasından kapanır ve kaybolur. Mary Ann ve Elijah birbirlerine sarılır ve oradan ayrılırlar. Ertesi gün Mary Ann ve Elijah birlikte San Diego'ya gider. Sonunda Elijah gökyüzüne bakarak gülümser. Film böylece sona erer. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki özette görüşmek üzere.